Milyarlarca yıl önce güneşten kopan bir parça soğudukça döndü, döndükçe soğudu. Sonra adına dünya dendi. Her gün yeni bir can buldu dünya. Dinozorlar bir bir fosil olurken içlerinden biri kalktı ayağa, ona da insan dendi. Artık dünya kim için dönüyor? İnsanlar için. İşte o insan her şeyin merkezinde midir? Ya da her şeyin merkezini kendi mi sanır bilinmez. Kimi öyle görür, kimi böyle. Belki de durduğumuz yere göre değişir. Kimi kapkara boyamak isterken dünyayı, kimi aydınlatmak için ışığa koşar, pervaneler misali. Yıldız gibi parlar, yanıp düşer belki de. Şairin dediği gibi. Yıldızlar insanlara göz kırpmalı. Akşam karanlığı bile umut vermeli. İnsan yaşadıkça, yaşandıkça güzelleşmeli. Güneş insan için doğmalı. Güneş insanlık için bir parçasını verse de yine de her sabah insan için doğmalı. Kimi roman yazan insana dair, kiminin hayatı roman gibidir. Kimi memnundur dünya halinden, kimi yaşamını sorgular. Kimi yüklenir insanlığın tüm derdine, kimi derdi kendidir. Kimi denizin ne olduğunu bilmeyen balık gibidir. Kimi çöllere hayat veren bir ummandır. Kimi susturur türküleri bile, kimi haykırır türkülerini inadına. Kimi dünyaya düzen verir, kimi gününü gün etme gösteriş peşindedir. İşte güneşten kopup dünya olan bir parça gibi, bugün buradan kopup her biri bir dünya olacak olanlar. İşte dünyaya yön verecek olanlar. İşte özgürlük türküsünü haykıracak olanlar. İşte umudumuzu yarınlara taşıyacak olanlar. Karşınızda Özel Gelişim Koleji 2021-2022 mezunları.
alın Ozan'ın sözünden. Zerre kaçmaz Ariflerin gözünden. Kemal Atatürk'ün aydın izinden bugün bize hoş geldiniz gelişimliler. Bu aydınlık gençlerin izinden 2021-2022 mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. Sayın kurucumuz, okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili arkadaşlarımız. Öncelikle baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm eğitimciler adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyoruz. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için. Rahat. Hazır ol. Dikkat. Olanlar. Onlar verdikleri sözleri ve üstlendikleri sorumlulukları yerine getirmek konusunda bir an olsun şüpheye düşmediğimiz Gelişim Koleji değerleriyle yetişmiş gençler. Onlar kendilerine yol açanların ışığını görmezden gelmeyip ışığın bir parçası olmayı başarmış olanlar. Şimdi bir yıldır büyük bir onurla taşıdıkları, sakınıp korudukları emanetleri kendilerinden sonra mezun olacak arkadaşlarına teslim edecekler. Sancaklı Flama devir teslim töreni için 12. sınıf öğrencilerinden Selina Koç ve Veli Bahadır Can ile 11. sınıf öğrencilerinden Simay Ude ve Eren Açılı yerlerine davet ediyoruz. Arkadaş, bu sancağın rengi atalarımızın kanının rengidir. Kumaşı şehit tenidir. Parıltısı zaferlerin ışığıdır.
Ay yıldızı bağımsızlıktır. Gönderi ulusal iradedir. Bütün bunlar Türk milletinden sana emanettir. Bu büyük emaneti sana teslim ediyorum. Demir bileğinle onu sımsıkı kavra ve daima yükseklerde tut. Flamamız okulumuzun sembolüdür. Sancağımız gibi kutsal ve değerlidir. Kimliğiyle ulusal, kişiliğiyle evrensel, yaşama düzeniyle çağdaş olan bilgi, kültür ve erdemlilik örneği Gelişim Koleji 12. sınıf öğrencileri olarak 4 yıl boyunca canımız gibi koruduğumuz, canımız gibi kıskandığımız flamamızı onurla taşıdık. Gurur simgemiz olan flamamızı aynı onurla taşıyacağına inanıyorum. Bu şanlı sancağı ve okul flamamızı size lekesiz ve tertemiz teslim ettiğimizin işareti olarak öpüyor ve teslim ediyoruz. Nöbetiniz kutlu olsun. Arkadaş, sancak bağımsızlığın kesin işaretidir. Rengine kanım, kumaşına tenim feda olsun. Bu büyük emaneti senden teslim alıyorum. Onu sımsıkı kavrayacak, daima yükseklerde tutacak ve benden sonrakilere devredeceğim. Arkadaş, okulumuzun sembolü olan flamamızın nöbet sırası bende. Bu flamayı kimliğiyle ulusal, kişiliğiyle evrensel, yaşama düzeniyle çağdaş olan bilgi, kültür ve erdemlilik örneği Gelişim Koleji 11. sınıf öğrencileri olarak bir yıl boyunca canımız gibi koruyacak, onurla taşıyacağız. Bu şanlı sancağı ve okul flamamızı lekesiz ve tertemiz teslim aldığımızın işareti olarak öpüyor ve teslim alıyoruz. Gözünüz arkada kalmasın. Mezun olan tüm arkadaşlarımız adına konuşmalarını yapmak üzere Öğrenci Birliği eş başkanları Selena Yedi Kardeşi ve Toygay Kerim'i davet ediyoruz. Sunucu arkadaşlarımıza bizi kürsüye davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Kıymetli ailelerimiz, sayın yöneticilerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve sevgili arkadaşlarım. Sözlerime bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hepiniz Gelişim Koleji 2022 mezunları mezuniyet törenine tekrardan hoş geldiniz. Sevgili ailelerimiz. Muhtemelen oğullarınıza ve kızlarınıza baktığınızda yılların ne kadar çabuk geçtiğini düşünmekten kendinizi alıkoyamıyorsunuzdur. Bugün sizi mezuniyetle onurlandıran biz genç yetişkinlerin bir zamanlar elinizi tutarak anaokuluna başlaması belki de dün gibi geliyor sizlere. Anaokulundan mezuniyete kadar geçen o yıllar elbette öğrencilere sanki geçmeyecek, bitmeyecek gibi geldi. Tabii bazı velilere de. 4 yıl önce Gelişim Koleji Lisesi'ne ilk girişimizi ünlü tavus kuşlarımız ve kazlarımızla beraber gerçekleştirdik. Yeni aldığımız üniformalarımız ne kadar terziye gitse de üzerimize tam oturmayacağı kadar küçüktük aslında. Ama bize sorarsanız biz artık birer liseliydik. Yani çok büyümüştük. Geriye dönüp baktığımda ilk gün okula gelip bizi sınıfımıza yerleştirmek isteyen ailelerimize anne, baba, ben çocuk değilim, artık liseliyim derken aslında hala çocuktuk. Okulun ilk zamanları üzerinde isim etiketlerimiz olan kitaplarımız, her zaman dosyaya konulan, hatta ders ders ayrılan ödevlerimiz ve kaybetmemek için gözümüz gibi baktığımız gelişim föylerimizle derslerimize başladık. Ve o günden bugüne mezuniyetimizi her zaman hayal ettik. 4 sene önce liseye ilk kez girdik. Ama son kez bu kapıdan çıkarken aynı kişiler olarak çıkmıyoruz. Bu kadar kısa sürede çok şey değişti, çok fazla hikaye yazıldı. Herkesin hikayesi farklı ama bir benzerliğimiz var. O da hepimizin lise hikayesinin şu arkanızda gördüğünüz binada Gelişim Mahallesi ile başlamış olması.
Bu bahsettiğim hikayeler anlatılmaya ve dinlenilmeye değer. Sokaktaki bir yabancıya, aileye veya bir arkadaşa. Çünkü bunlar güzelliği, gelişmeyi... Gelişmeyi ve başarıyı temsil eden hikayeler. Bugün sizlere bahsettiğim lise yolculuğumuzu bir kelimeyle tarif edecek olsaydım, bu kelime emsalsiz olurdu. Emsalsiz, daha önce yapılmamış veya bilinmemiş olarak tanımlanır ve eminim hepiniz bu kelimeyi deneyimlemişsinizdir. Çünkü bu kelime yaşadığımız COVID-19 dönemiyle doğrudan bağlantılı bir kelime haline geldi. Bir haftalık karantinadan uzaktan eğitime, maskeli sınıflardan, sayısız Teams ödevine, birbirimize sarılmadan yapılan video görüşmelerine, kahvesiz geçmeyen günlere ve daha birçok şeye. Ne kadar zor bir deneyim olsa da bazı engellerin üstesinden gelmeye ne kadar kadir olduğumuzu öğretti pandemi süreci bizlere. Online derslerimizle beraber hayat derslerimizle başlamıştı. Kendimizle daha fazla vakit geçirme olanağı bulduk ve bu süreçte şunu fark ettik. Biz çizgilerimizin dışını renklendirmekten korkmuyoruz. Risk almaktan veya başarısız olmaktan çekinmiyoruz. Dünya bizi yere serdiğinde en iyi intikamın ayağa kalkıp ilerlemek, devam etmek olacağını biliyoruz. Farklı olmaktan veya doğru olanı savunmaktan korkmuyoruz. Bir başkasını rahat ettirmek için sesimizi asla kısmıyoruz. Biz gelişim mezunları olarak öne çıkanlarız. Bizler teknoloji çocuğuyuz. Veya çocuk kişinin dediği gibi Z kuşağıyız. Teknolojik bir dünyada doğmuş ve bu güzel eğitim yuvasında eğitim görmüş şanslı çocuklardan bir tanesiyiz. Bu yüzden bizler günümüz teknolojisine, yeniye ve geleceğe taşıyacak olan nesiliz. Çevre sorunlarına çözümler bulacaklar biziz. Aramızdan biri kanser tedavisini bulabilir. Hatta kim bilir, belki de bazılarımızın uzayda yaşadığı bir zaman bile gelebilir. Biz profesyonel fırsatların sunulduğu küresel bir neslin parçasıyız. Ama en önemlisi farklıyız. Eğer hayat aynı olsaydı, hep aynı ağaçlar, hep aynı çiçekler, hep aynı gökyüzü, bu biraz sıkıcı olurdu. İşte biz de bu yüzden birbirimizden farklıyız. Hepimiz aynı tutkulara, aynı hayallere, aynı bakış açısına veya aynı deneyimlere sahip olamayız. Değiliz de. Bu yüzden dünyamıza ve çevremize bakmalı ve farklılıklara minnettar olmalıyız. Çünkü farklı olmak hayatı daha güzel, ilgi çekici ve keşfetmeye değer kılıyor. Şu an karşınızda cübbe ve keplerimizle durmuş, en iyi üniversitelere gitmek üzere keplerimizi havaya atmak için bekliyorsak, bunu öğretmenlerimizin emeğine ve desteğine borçluyuz. Size biraz onlardan bahsetmek ve ne kadar değerli olduklarını tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Sevgili öğretmenlerimiz, bize her zaman güvendiniz ve desteklediniz. Akşamları okulda kalıp bize testler hazırladınız. Nasıl gelişebiliriz diye toplantılar gerçekleştirdiniz. Eve geldiğinizde de WhatsApp'tan size attığımız sorulara hiç şikayetçi olmadan, hatta size soru attığımız için mutlu olarak cevapladınız. Belki de bazı günler 8 saat derse girdiniz. Ama son saat olan basketbol maçına öğrencilerinizi desteklemeye giderek en güçlü tezahüratı sizler yaptınız. Siz bizi tarayıcıdaki bir deneme sınavından veya bir sınav notumuzdan daha fazlası olarak gördünüz. Nasıl yazdığımızdan daha çok ne yazdığımıza dikkat ettiniz. Sanırım siz bizi gerçekten evlatlarınız gibi gördünüz ve hayatınızın bir parçası haline getirdiniz. Çünkü bize her zaman böyle hissettirdiniz. İyi ki varsınız. Ve son olarak en büyük destekçilerimiz ailelerimiz. 18 senedir bitmeyen şefkatiniz, sonsuz sevginiz, inanılmaz sabrınız ve hiç yanılmayan doğrularınızla bizi bu yaşımıza getirdiniz. Size olan teşekkürümüzün bence daha başındayız. Bundan sonra bütün arkadaşlarım ve benim hem geride bıraktığımız okulumuzu hem de sizleri çok daha onurlandıracağımız mesleki yolculuklarımıza başlıyoruz. Bütün ailelere gönülden teşekkür ediyorum ve kocaman bir alkış istiyorum. Ben gelişim ailesine lisede katıldım. Fakat eş başkanım Toygar benden çok uzun süredir burada. Onun hikayesini dinlemek için sabırsızlanıyorum. Bu nedenle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kürsüye eş başkanımı çağırıyorum. Evet,
Sevgili eş başkanım Selen'e kürsüyü devrettiği için teşekkür ediyorum. Bugün burada 13 senelik gelişim koleji öğretim hayatımı sonlandırıyorum. Burada koca 13 sene üstümde emeği olan, olmayan, keyifli vakit geçirip okulun sadece eğitim olmadığını gösteren, kendi ailemin yanında bana ikinci aile olan, her daim yanımda olan yöneticilerime, öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Bu okulun kapısından girdiğimde anaokuluna başlarken mezun olduğum günün bu kadar hızlı geleceğini, 13 senenin su gibi akıp gideceğini hiç aklıma getirmemiştim. Ancak bugün veda günü. Vaktimiz doldu. Bahçesinde koşturup top oynadığımız, koridorlarında çay içtiğimiz, sınıflarında senelerce dirsek çürüttüğümüz bu güzel okulumuz artık bizim için güzel anılar olarak kalacak. Okurken her ne kadar ne zaman bitecek bu okul diye sitem etsem de çevremdeki büyüklerim, hocalarım, lise yılları en güzel zamanlardır. Ama hızlı geçer, kıymetimi bilin deseler de insan sona gelince anlıyormuş kıymetini. Ama mezun olup okulumuza veda ediyoruz diye sanmayın ki kopacağız. Yine her fırsatta birbirimizi arayacak, soracak, ziyarete geleceğiz. Ortaokulda okulumuzdan ayrılıp liseyi başka okulda okuyan arkadaşlarımla konuşurken girişim lafı geçtiğinde dedikleri tek bir şey vardı. Gelişimin samimiyeti başkaydı be. Sevgili Serdar Bey'e Serdar abi diyebilecek kadar bize sıcaklığı ve samimiyeti hissettiren bir ortamda bitirdik eğitim hayatımızı. Eğer bugün burada iyi ki gelişimliyiz diyebiliyorsak gerçekten de dolu dolu geçirmişiz demektir buradaki hayatımızı. Bundan sonra bana ve siz değerli öğrenci arkadaşlarıma düşen görev ise dışarıda girdiğimiz ortamlarda gelişimli olduğumuzu belli ederek farkımızı ortaya koymaktır. Gelişim andında da yazdığı gibi toplumda lider, toplumda önder olacağızdır. Sevgili arkadaşlarım, burada artık yollarımız ayrılıyor. Eminim ki hepimiz istediğimiz hedeflerime ulaşacağız ve ailemizin, okulumuzun, bizi yetiştiren hocalarımızın göğsünü kabartacağız. O tatlı gururu yaşayan okul ailemiz ise bir kez daha anımsayacaklar güzel anılarımızı. Koca koca insanlar olsak da bizi gördüklerinde akıllarında canlanacak lise günlerimiz. Son bir özel teşekkür ederek konuşmamı sonlandıracağım. Sevgili Kerem Hocam. Bana öğretmenden öse abi oldunuz. Belki de tam da olgunluğa geçtiğim bu çağda yanımda oldunuz. Bana kararsız kaldığım yerde objektif tavsiyeler verdiğiniz için size sonsuz teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlarım, artık son saatlerimiz. Sizlere ve sizleri yetiştiren ailelerinize teşekkür ederim. Kalan hayatımızda alnımız ak, başımız dik, yolumuz açık olsun. Saygılarımla. Bu içten konuşmanız için çok teşekkür ederiz. Mezun arkadaşlarımızı alkışlarımızla yerlerine alabiliriz.
konuklar, şimdi Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın en temel yolu olan eğitime gönül veren, bu zorlu sınav yolculuğumuzda bizi hep destekleyen, sorunlarımızla ilgilenen, hepimizin üzerine büyük emekleri olan okul müdürümüz Aile Öner'i alkışlarınızla konuşmasını yapmak için sahneye davet ediyoruz. Bana bir dilekçe gelmişti, şok giyebilir miyiz diye. Giyebilirsiniz, serbest. Şok. Evet, 16. dönem mezunları. Onları bugün uğurluyoruz. Ben tekrar tüm velilerimize, misafirlerimize hoş geldi diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Evet, sevgili çocuklar. Milyonlarca isimsiz kahraman haksızlığa, adaletsizliğe ve her gün ağırlaşan yaşam şartlarına rağmen onurlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Tıpkı anne babalarınız ve Gelişim Koleji'nin değerli eğitimcileri gibi. Öncelikle alkışlar ve teşekkürler hepimize gitsin. Sevgili çocuklar, sizlerin çok daha iyi yazılmış bir senaryoya ihtiyacı var. Daha dürüst, daha insani, huzur ve barış içeren bir senaryoya. Bu senaryoyu bir kişi yazmayacak. Kolektif bir bilinçle, toplumsal farkındalıkla ve her birinizin birlikte yaratacağı umut dolu bir geleceğin işaretçisi olduğuna inandığımız sizler yaratacaksınız. Biz kendini ideallerine adamış, dürüst, siz ve sizler gibi isimsiz kahramanların dünyayı değiştirdiğini biliyoruz. Bu nedenle sizlere de olan inancımız tam. Ayrıca bunu başarmış mükemmel bir dahinin çocuklarıyız. Mükemmel bir kahramanın çocuklarıyız. Ve bu dahi gençler benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler, bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnunum, çok mesudum demiş. Korku iklimine karşı sevgiyi, yargılamak yerine dinlemeyi, şiddet yerine merhameti savunan Gelişim Koleji'nin sevgili gençleri, içinizdeki umut ve yaşama sevinciyle sonraki kuşaklara atamızın emanet ettiği bu yüce emaneti sizler aktarmaya devam edeceksiniz. Biz mi? Biz buradayız. İstediğiniz an, istediğiniz her an yanınızda ve arkanızdayız. Her daim ve hep birlikte ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sen konuşman gereken yerde fısıldama. Çıkarın için değerlerinden vazgeçme. Haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı susma. Yardıma ihtiyacın olana başını çevirme. Çünkü biz bu dünyaya insan olarak değil, insan olmak için geldik. Siz hep var olun çocuklarımız. Yolunuz hep aydınlık olsun. Hepinize alnınızdan öpüyorum. Sevgili öğretmenimiz Aylin Öner'e bu duygu dolu ve değerli konuşması için teşekkür ediyoruz. Sevgili mezun arkadaşlarımız, yıllarca uğraştınız, hak etmek için çok çaba harcadığınız diplomalarınızı alacağınız bölüme geldik. Yaşamımıza büyük katkıları olan öğretmenlerimiz bu belgeleri büyük bir onurla sizlere takdim edecek. Hiçbir vakit tam karanlık değildir gece. Kulak ver ve dinle. Her acının sonunda açık bir pencere, aydınlık bir kapı, cömert bir yürek, uzanmış bir el vardır. Şimdi uzanan o elden diplomalarını almak üzere Atahan Samsunlu, Arda Duraklar,
Bu kadar mı? Umut Aslan Yıldız. Cansu Şener. Buse İstanbulluoğlu'nu diplomalarını vermek üzere lise müdürümüz Aylin Öner ve matematik öğretmenimiz Onur Eren'i davet ediyorum. Ayrıca mezunlarımızdan Arda Duraklar Türkiye Milli Basketbol Takımı kampında olduğu için bugün aramızda değil. Kendisine büyük bir alkış gönderiyoruz. Dünyayı dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan. O zaman da bir isim bırakmak gerekir. O ismin adımlarını özgürce atmak ve diplomalarını almak üzere Oktay Mert, Mehmet Batu Gür, Selena Yedi Kardeş, Kuzey Özdoğan, diplomalarını vermek üzere lise müdür yardımcımız Yeşim Kudak, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Harun Gürbüz'ü ve İngilizce öğretmenimiz Yeşim Kırlı'yı davet ediyoruz. It's hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave, I have to go to Las Vegas. I'm not full. I've been a fortune in a game. My life will never be the same. Delikanlım, İyi bak yıldızlara. O yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp geleceksin. Dünyayı saracak o kollar. İşte dünyayı saracak o kollar diplomalarını almak için geliyor. Efe Aslan, Erdeniz Düzsaç, Ada Baltalarlı, Doruk Çolakkaya, Melanie Sirey, Şevval Ilgın Duran. Diplomalarını vermek üzere biyoloji öğretmenimiz Ece Ataş'ı, coğrafya öğretmenimiz Nurcan Aslan'ı ve İngilizce öğretmenimiz Gökçe Göksal'ı davet ediyorum. Mamma mia, here I go again, my, how can I?
Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I missed you. Değişerek vardır. Onlar dünyayı değiştirmek için özgürce kanat çırpacaklar yarınlarda. O yarınlara atılmak ve diplomalarını almak üzere Yiğit Türgözü. Elif Hatipoğlu. Güzeli yaşatmak için, madem ki iyisin iyiliği yaşatmak için, madem ki umutlusun umudu yaşatmak için, haydi kalk gel. Şimdi güzeli, iyiliği, umudu yaşatmak ve diplomalarını almak üzere
Alkım Gönenç Efe. Seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlı. Gözlerinin uzağı gördüğü kadar gençsin. Diplomalarını almak üzere Ece Kaya. Is there a man out there? Senin torun.
aşklar yolculuklarla başlar ve serüvenciler düşer yollara. Onlar ki dünyanın umudu, soyları tükenmeyen birer şahindirler. Diplomalarını almak üzere Yağız Avcıoğlu. Lara Yılmaz. Cesaretin olsun. Onlar bu cesarete sahip olanlar. Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşayamaz. Onlar yaşamın kıymetini bilip ona sahip çıkanlar. Özgürlük yoldan çıkmak değildir. Dilediğin yoldan gitmektir. Onlar yeni yollar açıp hayallerini gerçekleştirecek olanlar. Diplomalarını almak üzere Kenan Engin. You're so hot, teasing me.
iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, Meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. O yeni başlangıcın ilk adımını atmak ve diplomalarını almak üzere Sedat Gül. Kerem Özkan ve fizik öğretmenlerimiz İnciper Akşen ve Tolga Yüksel'i davet ediyoruz. Yaprakları. Öyle bir son yaz ol ki tut yaprakları. Sarılıp dökülürken güz rüzgarlarında ardında savrulsunlar umut yaprakları. Seninle yeşerdiler, seninle soldular. Olsunlar senden sonra da umut yaprakları. O umudun yolcuları Efe Kavak. Nazlı Kozinoğlu. Davet ediyoruz.
kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun, üzülme. Bil ki ağladığın kadar bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Diplomalarını almak üzere Beyza Karadağ. Sakladığım bir ümit var diye. Umut her yerde. Umut senin ellerinde. Umudu geleceğe taşımak ve diplomalarını almak üzere Kıvan Kalkut. Thank you.
Kendisi bu bölümde sizleri mezun gençlerimizin fotoğraflarından oluşan görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Değerli konuklar, mezun arkadaşlarımızın tümü, belirlenen akademik hedefler doğrultusunda
ellerinden geleni yapmış, başarılı olmuşlardır. Bize yaşattıkları bu güzel duygular için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ancak akademik başarı konusunda arkadaşlar içerisinde biraz daha öne çıkan 3 öğrencimizi belirtmek istiyoruz. Okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü okul üçüncüsünden başlayarak açıklıyoruz. Arkadaşlarımıza ödül ve belgelerini vermek üzere okul kurucumuz Sayın Serdar Öner'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Evet, şu anda elimizde zarflar var ve bu zarfların içinde isimler var. Heyecanlı mıyız? Evet. Okul üçüncüsü için. Ben de merak ettim, bilmiyorum. Okul üçüncüsü. Açıklayayım mı? Okul üçüncüsü. Arkadaşımızı da yürekten kutluyoruz. Okul birincimiz de okul kütüğüne dönem plaketini çakacak. Kendisini buraya davet ediyoruz.
Sayın Müdürüm, kıymetli öğretmenlerim, sevgili kader kardeşlerim ve değerli veliler. Hepimiz lise hayatımızda farklı tecrübeler yaşadık. Fakat ortak olan tek yanımız, ya da tek demeyeyim de en önemli yanımız, belirsizliklerle baş etmeyi öğrenmemiz. Mesela ben yaklaşık bir dakikaya kadar bu konuşmayı yapıyor olduğumu bilmiyordum. Fakat bir iki işler çiziktirdim ve iki saattir onu açmaya çalışıyorum. Ya da üniversite sınavı hakkında herhangi bir değişiklik olacak mı diye her gün merak ederken bu sınava çalıştık ve bir şekilde üstesinden geldik. Hatta sanırım bir sınava girmeden 4 gün önce YKS sisteminden memnun değil, sınav kalkacak diye bir açıklama geldi. Çok yakında diye hatta. Neyse ki yeterince yakında değildi. Sanırım bu da Türk eğitim sisteminin bize katkısı oldu. Şimdi de 3 ay sonra hangi ilde, hatta hangi ülkede, hangi üniversitenin kapısından geçeceğimiz bilmeyerek hepimiz bekleyiş içindeyiz. Belki bu bekleyiş 20 Temmuz'da son bulacak. Belki de daha uzun sürecek, bilmiyoruz. Fakat hepimiz baş etmeye çalışıyoruz. Ve önemli olan da bu. İnancım şu ki, üniversite hayatında, lise hayatından da daha güzel bir yaşam geçireceğiz. Zaten 2 senelik pandemi dönemini göz önüne alırsak çok da zor olması gerek. Kendi adıma konuşayım, yaşadığım bu zorlu süreçleri öğretmenlerimin ve velilerimin desteği olmadan asla atlatamazdım. Büyük ihtimalle akıl sağlığımı kaybederdim. Belki de biraz kaybetmişimdir zaten. Dolayısıyla hepinize çok teşekkür ederim. Biliyoruz ki bu okulun mezunları asla unutulmuyor. Biz buradan tüm arkadaşlarımıza bundan sonraki yaşamlarında şans, başarı ve mutluluk diliyoruz. Biliniz ki sizleri hiçbir zaman unutmayacağız. Ve biliniz ki gelişim ailesine ne zaman ihtiyacınız olursa olsun sizi bekliyor olacağız. Yolunuz, bahtınız açık ve aydınlık olsun. Evet, şimdi de alkışlarınızla tüm mezunlarımızı tekrardan sahneye davet ediyoruz. Turning on,
live on burning and then you're gone. Looking for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. Geliyor eller arabada, ama biraz daha çektireceğim. You can dance, you are the dancing queen. Dans etmeye de kef attırma. Ötecek Reyhan Bey, bana kızma. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jive, having the time of your. Keplerimizi sağlığa, başarıya, sevgiye, geleceğe fırlatmaya hazır mıyız?